Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İnce. Merhabalar, ben de Tadım Tuzum YouTube kanalından Mehtap. Bugün Mehtap benim konuğum. Akşam misafirim oldu evimizde. Biz de yemeğimizi yedik ve ben Osmaniyeliyim. Mehtap'ın da eşi Adanalı. Evet. Bugün güzel bir tatlı tarifi vereceğiz size. Karakuş tatlısı yapacağız. İkimiz birlikte bütün malzemeleri hazırladık. Evet, hakim olduğumuz bir tatlı olduğu için bu tarifi sizinle paylaşmak istedik. Daha önce deneyimleyip defalarca kez yemiş biri olarak bu tarifi sizlere paylaşmaya uygun gördük. O yüzden tarifimizin yapımına öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Şerbeti ben yapacağım. Hamuru da arkadaşım yoğuracak, Mehtap. Şimdi şerbet içinde koyu kıvamlı bir şerbet yapacağız bu tatlı için. 3 su bardağı toz şeker aldım tencereye. 3 su bardağı da su ilave edeceğim tencereye. Burada bir dilim de ince limonum var. Bunu ilave edeceğim. Şekerlenmemesi için. Şimdi şerbeti böyle hazırladım. Bir dilim limonu koydum. Tencereye ocağa koyacağım. Şöyle 15 dakika kaynadıktan sonra 15 dakika süre tutalım. Ve soğumaya alalım. Biz de bu arada hamurunu hazırlayacağız. Hamur için malzemelerimiz 4 su bardağı un, eritilmiş yarım çay bardağı tereyağı, çeyrek çay bardağı, zeytinyağı da olur, ayçiçek yağı da, 1 adet tüm yumurta, 1 su bardağı 200 ml'lik klasik su bardağı ile süt, kabartma tozu, sirke daha kıyır kıyır olmasını sağlayacak. 1 çay kaşığı da tuz. 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Şimdi sen başla istersen ben sana malzemeleri dökerek tamam. Yardım edeyim. Şimdi hamurumuza yapmamız gereken ilk şey yağlarla birleştirip. İnci sen yağları dök bana. Şimdi tereyağını döküyoruz. Öncelikle bu işlemi yapmanız önemli. Böyle daha kıyır kıyır bir tatlınız olacak. Bu yağı da döküyorum. Evet. Yağı una yedirelim. Şöyle ovalama hareketleriyle. Şimdi iyice un ovalandıktan sonra yumurtayı ilave ediyorum. Bir tane yumurta. Kenarlarına tuzu da ilave edebilirim aslında. Bir çay kaşığı da tuz var. Şöyle. Sirkeyi ilave ediyorum. Zaten malzemeleri de açıklama kısmına yazarız. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Bunları da şöyle bir karıştırdıktan sonra süt ilave edeceğiz. Sütü de böyle yavaş yavaş yoğurdukça. Hazır gibi biraz da tezgahta yoğuracağım. Değerli takipçilerim, hamuru yarım saat kadar dinlendirmeye alacağız. Yaklaşık 3-5 dakika kadar yoğurdum. Kıvamı da bu şekilde görüyorsunuz. Yumuşacık. Ele asla yapışmıyor. Tekrar yoğurdum, kaba alıyorum ve üzerini streçliyoruz. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi yanıma da nişasta aldım. Hamuru şöyle masaya alıyorum. Birazcık nişasta atıyorum. Ve keseceğim hamuru. Parçaya bölüyorum. Yuvarlıyorum. Şimdi hamurları beze yaptım. Şöyle üzerini kapatıyorum ve 15-20 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Biraz dinlendirelim. Şöyle bol nişasta atarak açabilirsiniz. Hamuru böyle nişastalayı bulardım. Hamuru böyle açtım. İnce bir şekilde açabildiğiniz kadar açın. Şimdi oklavaya tekrardan sarıyorum. Artık şekil vereceğiz.
Hamuru şöyle katlıyorum. Bu kısma ceviz koyuyorum. Cevizlerim de şöyle çok ezilmiş değil, iri parçalar halinde. Belli aralıklarla koyuyorum. Tekrardan kapatıyorum hamurun üzerine. Şimdi şöyle, şurayı fazla kısmın içine katladım. Burayı da aynı şekilde. Kesme aparatıyla şu boşluk olan yerleri kesiyorum. Şeklimizi veriyoruz. Şuraları sıkabilirsiniz. Kısımları iyice sıkalım, açılmasın. Şimdi hamurlar bitene kadar ben aynı şekilde açacağım ve bu şekli vereceğim. Şimdi hamurları açtık. Şimdi kızartacağım. Ayçiçek yağı koydum tavaya ve bol koyduk. Tatlıları bırakıyorum yağın içerisine. Şöyle çevirelim. Unutmadan şerbetin kıvamını da gösterelim. Bakın şöyle yoğunlukta. Şimdi kızaranları teker teker içerisine atıyoruz. 1-2 dakika kadar çok kısa bir süre tutacağız şerbette. Evet, 1-2 dakika tuttuk. Süzdürüyorum ve sunum kasesini alıyorum. Yoruyor ya. Hepsini aynı işlemden geçiriyoruz. Aldın mı? Tatlıyı kızarttık. Şimdi üzerine toz Antep fıstığı atıyoruz. Biz servis amaçlı bu tabağa koyduk ama daha fazla çıktı. Bir bu kadar da başka bir tabakta var. Çok güzel çıtır çıtır oldu. Yapımı da çok kolay. Hiç bekletmenize gerek yok. Hemen yapıp yiyebilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Tadım tuzum arkadaşıma çok teşekkür ediyorum benimle bu video çektiği için. Ben de teşekkür ederim arkadaşım. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. İnşallah başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.